Tabii hikayeler de var. Mesela AK Parti milletvekili Yakup Taş depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı. Enkaz altında kalan Taş ailesine henüz ulaşılamadı. AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın yakınları da enkaz altında. Bu arada İyi Partili iki isim ise depremde hayatını kaybetti. Kimse var mı içeride? Kimse? Yine sallanıyor. Çok kötü sallanıyor. Henüz kendisine ulaşılmış değil. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş depreme memleketinde yakalandı. Enkaz altında kalan Taş ve ailesine henüz ulaşılamadı. Binalar çökük, biz oraya gidemiyor. İlk açıklama Taş'ın sosyal medya hesabından yapıldı. Taş ve ailesinin enkaz altında kaldığı duyuruldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile ilgili son bilgileri paylaştı. Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş Bey ile ilgili olarak da bulundukları binanın çöktüğüne dair bilgi var. Gelmeden önce yine bilgi aldım ben. Henüz kendisine ulaşılmış değil. 7.7 şiddetindeki deprem Hatay'da da büyük bir yıkıma neden oldu. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yakınları da enkaz altında kaldı. İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında. CNN Türk'te canlı yayına bağlanan Yayman, bölgede durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Deprem çok büyük, gözükenden daha büyük hasarda binalarımız var. Valimiz, devletin kurumları hepsi iş görevlerinin başında. Enkazlı binamız çok fazla. İyi Parti'de de deprem acısı vardı. Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşinin yanında Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.